Crystal Bridges Amerikan Sanat Müzesi'nde Richard Woodville'e ait bir tabloyu inceliyoruz. Tablonun ismi Meksika'dan savaş haberleri. Tablonun ortasındaki adam yüksek sesle elindeki gazetedeki haberleri okuyor. Okuduğu haber genç bir cumhuriyet olan Amerika Birleşik Devletleri ile daha da genç bir cumhuriyet olan Meksika arasındaki savaşla ilgili. Meksika İspanya'dan bağımsızlığını henüz yeni kazanmış. 1848'de Amerika Birleşik Devletleri Meksika'yı fetheder ve Meksika'nın topraklarının hemen hemen yarısını günümüzde Kaliforniya, Nevada, Colorado, New Mexico ve Arizona'nın bulunduğu bölgeyi Amerika Birleşik Devletleri'ne kazandırır. Tüm bunları başlatan Teksas olmalı. Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika arasındaki bir sınır çatışması ortaya çıkar ve gazeteler buna geniş yer verirler bu yeni topraklar bağımsız eyaletlere mi katıldılar yoksa köle eyaletler mi oldular? O güne kadar eyaletler arasında bir denge vardı ama bu son durumun bu dengeyi bozacağından endişe ediliyordu. Woodville'in bu konudaki duruşunu anlamamız da pek mümkün değil. Savaşın merkezindeki sorunlardan birisini resmine Afrika kökenli Amerikalıları ekleyerek anlatmış ama dediğimiz gibi duruşu net değil. Bu insanların merak ettiği bir şey var kölelik yayılacak mı? Kölelik iç savaştan çok önce de önemli bir sorundu. Meksika ile olan savaş iç savaşı başlatacak sorunları güçlendirdi. Sanatçı tabii ki savaşın yaklaşmakta olduğundan bir haberdi. Yaklaşık 10 yıl sonra savaş çıkacağını nereden bilebilirdi ki? Tabloda 11 tane figür var. Bunların hemen hemen hepsi beyaz erkekler. Amerikan Oteli isimli bir otelin girişinde oturuyor ya da ayakta duruyorlar ana merkezdeki bu platform üzerinde bulunmayan öğelere de dikkat etmemiz lazım. Toplumsal hiyerarşinin betimlenmesiyle karşı karşıyayız. Beyaz erkekler merkezdeki korunaklı bir alanda duruyorlar. Hemen sağ tarafta pencereden uzanan bir kadın var. O da haberleri duymaya çalışıyor. Kadın bu merkeze korunaklı bölgeye ait diyebiliriz. Erkeklerin okumakta olduğu şeyden etkilenmiş gibi bir hali var ama oy kullanma hakkı yok yani siyasi çevreden değil. Alt basamakta oturan siyahi bir Amerikalı var. Diğerlerine göre aşağıda kalması hiyerarşiyi vurguluyor. Dışarıda kalmış ama olan biten onun da ilgisini çekiyor. Bu ikilinin çok sempatik bir baba kız olduklarını düşünüyorum. Çocuğun üzerinde delinmiş bir paçavra var. Buna dayanarak yoksul olduklarını söylemek pek de güç değil. Kıyafetleri kırmızı, beyaz ve mavi renklerde, yani Amerikan bayrağının renkleri. Tabloyu basamaklardan oluşuyor olarak düşünürsek, baba ile kızın en alt basamakta yer aldıkları çok açık. İşçiliği temsil eden toprakla temas ederlerken, diğerleri basamakların üzerinde yani topraktan yüksekteler. Ama dikkat ederseniz burada da eski püskülük var. Woodville ayrıntılara gerçekten de çok önem vermiş. Bu bir New England tarzı sundurmamı yoksa güneye mi ait? Woodville'in bize verdiği ipuçlarına dayanarak tam bir konum elde edebileceğimizi düşünüyorum ama diğer öğeler işin içine girdiğinde burası herhangi bir kasaba olabilir. Sanatçı alışıldık bir tablo yaratmak istemiş. Bu insanları tanıdığımızı düşünmemizi istiyor. Woodville bölünmüş bir Amerika seyircisi için resim yapıyordu. Ayrıntıları genel bıraktığında, örneğin otelin adının Amerikan Oteli olması gibi Kuzeydeki ya da güneydeki sanatseverler bu tabloda kendilerine ait bir şeyler bulabilecek ve tabloyu istedikleri gibi yorumlayabileceklerdi. Bu tablo zaten çok meşhur oldu. Gravürü yapıldı. 14 bin kopyası Amerikan evlerinin duvarlarını süsledi. Kuzeyliler, güneyliler, köleliğin kaldırılmasını isteyenler ya da istemeyenler herkes bu tabloya sahip olmak istedi. Tabloyu 21. yüzyılda incelediğimizde modasının geçmiş olduğunu düşünsek de bu tablo aslında modernliği ve modern teknolojiyi yansıtıyor. Mesela gazeteler haberlerin her yere yayılmasını kolaylaştırdı. Buna telgrafın icadını da eklememiz lazım. Tablonun kopyalanarak dağıtılmasını sağlayan da yeni yani modern dünyaya ait bir teknolojiydi ve bu sayede sanatsever ve politikayı takip eden orta sınıfın güçlenmesi de söz konusu oldu. Modern teknolojiyi temsil eden gazete resmedilmiş ama hala tek bir adam kendi okumak istediği haberi okuyor. Adamın omuzları üzerinde gazeteyi okuyan iki adam daha var. Bunlara ek olarak haberin bir de yorumlanması söz konusu. Buradaki memur görünümlü adam yanındaki yaşlı adama duyduklarını aktarıyor. Yaşlı adam bağımsızlık savaşını temsil ediyor ve kendisi bir savaş gazisi. 1848, açık kader kavramına olan inancın çok kuvvetli olduğu bir tarihtir. Bu görüşe göre Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısından batı kıyısına kadar uzanması gerekiyordu. O dönemki başkan Polk'tu. Polk, açık kader görüşünün, yani ABD'nin bir kıyıdan diğer kıyıya uzanması gerektiği düşüncesinin sıkı bir savunucusuydu. Bu görüş insanların ideali haline gelmişti. Bahsi geçen topraklarda yaşayan yerli halk çok önemsenmiyordu çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bu toprakları almasının neredeyse Tanrı tarafından istendiği düşüncesi ön plandaydı. Bu inanç o kadar çok şeyi görmezden geliyordu ki, beraberinde bir sürü problem getirdi. Tabloyu yakından incelediğimizde, merkezdeki figürler de son derece endişeli ve kendi işleriyle ilgili görünüyorlar. Kimse tablonun kenarındaki figürlerle ilgilenmiyor. Otelin tabelası da kasıtlı bir biçimde o şekilde yapılmış. Woodville hem Amerikan kelimesini ortadan kesmiş hem de kartalın kafasını. Bu bir şeylerin ters gittiğine dair bir işaret olarak yorumlanabilir. Sanatçının bize verdiği bu ipuçları tabloyu okumamızı ve yorumlamamızı sağlıyor.